bence Feride Hanım bana yardım etmeyecek. Sana rağmen hem de. Nedenmiş? Benden hoşlanmadı da ondan. Gerçi benim de ondan hoşlandığım söylenemez ya. İşte aman. Neyse ne. Hadi iyi akşamlar. Nişanlı yalanı bu yüzden. Tamamıyla Vehbi abinin uydurması. Kendisiyle bağ kurmayayım diye. Bize ne bundan? Feride, ne kadar çok şey bilirsen seni korumam da o kadar zor olur demedim mi sana? Haklısın. Ama sen de beni biliyorsun. İçimdeki huzursuzluğu gidermek için. Gerçi bu kadın söz konusu olunca huzur pek mümkün görünmüyor. Bütün gece senden bahsetti durdu Mahir. Hala görüştüğünüze dair imalarda bulundu. Hatta bırak imayı. Biz Mahir'le çok yakınız. Nişanlanmamız an meselesi falan gibi laflar etti. Sakın inandım deme bana. O kadınla aramda hususi bir münasebet asla yok. Olmaz da. Ne dediyse yalan. Biliyorum Mahir. Biliyorum. Ama ben de kendimi çok zor tuttum. Bir şey söylememek için. Biz barıştık dememek için. Böyle dilimin ucuna geldi. Korkma. Asla böyle bir şey yapmam. Yapar mıyım hiç? Sana bile bile zarar verir miyim? Ama gözümün içine baka baka biz bugün buluştuk. Yarın da görüşeceğiz filan dedi. Duyan da sizi baş başa görüşüyor sanacak. Tabii diğer adamlardan bahsedemiyor. Kabadayı aleminim de diyemiyor. Ama benim çok gücüme gitti. Senin adını her zikredişinde... O kadının ne düşündüğü, ne hissettiği umurumda değil. Senin de olmasın. Bak, biz yan yanayız. Korkuyorum. Elimde değil. Ama sen bana sözünü tuttuğun sürece ben korkmayacağım artık. O kadının da adını bile ağzıma almayacağım. Sen de bahsetme. Aramızda mevzu bile geçmesin. Sana da söz veriyorum, duruşmaya kadar onu görmeyeceğim. Vehbi abi bir şey söylese bile. Tamam. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Seni çok seviyorum Mahir. Ben de seni seviyorum Ahu Gözlüm. Uyan. Ne işin var burada? Ne yapıyorsun? Ben uyuyakalmışım. Onu anladık. Neden? Onu söyle. Gidecek yerim yoktu. Ben de yedim. Oğlum adam gibi söyle. Ne işin var Mahir'in kapısında? Maksadın ne? Bir maruzatım var. Onu konuşacağım. Konuşmayacaksın. Hiçbir şey demeyeceksin. O mevzu kapandı. Onu değil, başka bir şey konuşacağım ben. Derdim. Kes lan! Yediğiniz altın nelere mal olduğundan haberin var mı senin? He? Hala vak vak konuşuyorsun. Nazif baba neden kalp krizi geçirdi biliyor musun? Bilmezsin tabii. Dünya yansa gözün görmüyor çünkü. Hani ben yokum diye aklınca kızı kaptın ya o sabah. Beraber gittiniz ya hani okula. Nazif baba da ardınızdaymış. Manzaranız neydiyse artık. Adam dayanamamış. Kalbine inmiş. Bilmiyordum ben.
Songül öğrendi mi? Söylemedim. Nazif baba demeyince ben de bir şey demedim. Çünkü bize büyüye hürmet öğretildi. Başkasının olana el uzatmamak. Haddini, yerini bilmek. Yalnız o da değil. Senin yaptığın şerefsizliği de yuttum. Kimseye bir şey demedim, Mahir'e bile. Sanma ki sana acıdığımdan. Seni şuracıkta gebertsem hırsımı alamam. Ama bak oğlum, bu aile benim için kıymetli. Yaşadıkları acılar canına yetti insanların. Bir de evlat bildiklerinin ihanetini öğrenip bitsinler istemedim. Nazif baba şimdi iyi. Konuştuk onunla. Yılbaşından sonra düğünü yapıyoruz. Anlayacağın Songül de yanlışından döndü. Şimdi sıra sende. Göster erkekliğini. Bir daha karşısına çıkma Songül'üm. Kız kuyruğunun ardına git, hayatını yaşa artık. Efendi gibi bir arkadaşa gelmiştim, size tesadüf ettim de. Lafını yut, yoluna git. Ben başka bir şey konuşacağım Mahir abiyle. Derdim başka. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Günaydın Osman. Günaydın abi. Nasılsın? İyiyim abi. İyiyim. Herkes iyi mi? İyi. İyi bakalım. Hadi gelin içeride bir çay demleyelim. Sen ne yaptın? Benim mevzuya bakabildin mi? Sonra konuşuruz abi. Osman'ın bir derdi varmış. Onu merak ettim ben. Hayırdır Osman? Bir vukuat mı var? Yok abi. Mühim bir şey değil ya. Bir arkadaşla dalaştık okulda. Sasol davası mı? Gel bakalım. Ne dalaşması bu? Ya dayak dert değildi abi. İşte bu kavgayı bahane edip attılar beni okuldan. O nasıl oldu? Ne yaptın ki arkadaşına? Ya vallahi bir şey yapmadım abi. Yani dediğim gibi böyle biraz dalaştık işte, o kadar. Yani anlamadım ne oldu. Ertesi gün tasdiknameyi verdiler elime. Koydular kapının önüne. Allah Allah. Bir kavga ettin diye öyle mi? Dönüş yok mu peki? Sanmıyorum abi. Hem zaten anlamadım ki ne oldu. Bu iyi olmadı Osman. Kader de abi. Kısmet de. Ama ben öğrendim. Ne kadar çabalasan da, çalışsan da yazgını değiştiremiyorsun. Döndüğüm, dolandığım yine kapına geldim abi. Gidecek başka yerim yok. Müsaade et, yanında durayım. Olmaz. İzin vermem. Kundurucu dükkanı değil burası Osman. Pis, tehlikeli işler bunlar. Sen bana yanında yer açmazsan ben Necdet abimin ocağına gideceğim. Osman. Hayır abi. Kaderi değiştiremiyorsun işte. Bak. Eğer bana kapıyı gösterirsen gideceğim yer bundan iyi değil. Tamam, sen söyle abi. Ne yapayım ben? Oo,
Rektör Bey. Gözüm yollarda kaldı ya. Nerelerdesiniz? Kimsiniz? Bu ne cüret? Ne işiniz var makamımda? Makamım. Bu ne koltuk sevdası kardeşim? Bugün oturduğunuz bu yerden yarın sizi hop diye kaldırırlar. Öyle değil mi? Bunlar boş laflar. Kimsiniz, ne istiyorsunuz? Ben düne kadar bu okulun öğrencisi olan, dünle böyle hop diye okuldan attığınız Osman Güney var ya, onun abisi Necdet Güney. Ben de memnun oldum. Bakın Necdet Bey, buraya ne maksatla geldiğiniz belli oldu. Lakin... Sen akıllı bir adamsın. Biz seninle anlaşacağız. Kardeşiniz bir öğrenciyle kavga etti. Bunun neticesinde kurulca suçlu bulundu ve okulla ilişiği kesildi. Burası lise değil. Çıkışı verilen bir öğrenciyi geri alamayız. Maalesef dönüşü yok. Ben hayırdan hiç haz etmem. Ben de hiç. O yüzden de her hayırı evete çevirmenin bir yolunu bulurum. Bu yolu bulmada da ustayımdır ha. Misal ben buraya geldim, sen bana hayır dedin ya. Ben buraya bir daha geleceğim. Sen bana hayır dersen, ben buraya bir daha geleceğim. Sen bana hayır dersen gene, ben buraya bir daha geleceğim rektör. Sen o hayırı evet diyene kadar ben buraya geleceğim. İyi günler, saygılar rektör bey. Anneciğim. Hoş geldin kızım. Hoş buldum. Babam yok mu? Çıktım. İşleri varmış. Ha. Benim tayin işimi ne yaptı acaba? Ben konuştum. Halletmiş bakan beyle konuşup. Hafta başı göreve başlar dedi. Gerçekten mi? Allah'a sana şükürler olsun. Feride. Hı. Sana neler oluyor böyle kızım? Ne manada anne? Bilmiyorum. Dünyaya küsmüş gibiydin adeta. Şimdi de bakıyorum da bahar kuşları gibi cıvıl cıvılsın. Gözlerin bir başka parlıyor. Bana anlatmak istediğin bir şeyler var mı? Ben bakarım hemen. Alo? Feride, Suna ben nasılsın? Suna niye beni buradan arıyorsun? Sen de kalıyorum diye biliyorlar. Merak etme, başkası çıksa kapatacaktım hemen. Ne oldu, bir şey mi oldu? Tayin kağıdın geldi, ona haber vereyim dedim. Evet biliyorum, hafta başında başlıyorum işe. Ay Feride, nasıl sevindim anlatamam. Mesai çıkışı buluşalım mı? Tamam ama önce benim bir belgine gitmem gerekiyor. Ne işin var o şiftenin yanında? Canını sıkacaksın yine. Ya cüzdanı olmuş, onu geri vereceğim. Ay Feride, merak ederim şimdi ne oldu anlatsana. Niye cüzdanı sende kaldı? Mahir'e ne dedin? Mahir ne dedi? Tamam bak şimdi en baştan al. Sen böyle restorana girdin. Hadi Suna bir dur. Aa, bir sus. Şimdi olmaz, konuşamam. Hadi sonra konuşuruz tamam mı? Görüşürüz. Anne, ben bir odama çıkıyorum. Tamam kızım. Günaydın, Monsieur Hayri. Sabahın bu saatinde ricamı kırmayıp geldiğiniz için merci. Malum sabahın bu saatleri en zinde olduğumuz vakitler. Bizim için keyifli olan işleri hazır enerjimiz yerindeyken halledersek günün kalanı da keyifle sürer. Yanılıyor muyum?
Evet, şu köşk meselesi. Teşekkür ederim. Daha önce de konuştuğumuz gibi ben o köşke talibim. Satışa çıktığı haberi yayılmadan halletmek istiyorum. Tabii fiyatta anlaşırsak. Ki ben anlaşacağımıza eminim. Hem de kalpten. Abi ben kadınla konuştum. Hem de defalarca konuştum. Yemin ederim bir kuruş bile inmiyor. İner, iner. Gerçek müşteriyi görünce, paranın kokusunu alınca iner. Hem senin komisyonu silince epey düşüyor meblağ. Abi gel sen buradan vazgeç. Bak bende çok daha güzel köfteler, yalılar var. Hem elimde denize nazır cüllop gibi bir yalı var. Katiyen olmaz. Başka yer istemiyorum. O köşkü alacağım. Abi orası fecaat bir durumda. Hani üflesen yıkılır derler ya. Vallahi aynen öyle. Yani sen gidip görmediğin için bilmiyorsun tabii. Yanılıyorsun azizim. Ben ilk adımlarımı o köşkte attım. Ha. Öyle mi? Sizin miydi eskiden? Ya. Bizimdi. Babamın da. Kardeşlerimle o köşkün bahçesinde oynardım. Annemin yaseminleri, hanım elleri açardı her bahar. Anlayacağım, mazi kalbimde bir yaradır. Önce o köşkün benim olmasını sağlayacağım. Sonra böyle böyle ailemden, babamdan çalınan her şeyi tek tek geri alacağım. Ne diyordun? Ha. Şimdi şöyle yapıyoruz. Sen öleceksin. Ben de tam bilmiyorum ki. Amor diye bir kulüp. Ben de bir kere geldim. Ezberleyemedim de tam. Neyse şöyle ileride sağda duralım. Ben ineyim burada artık. İçim kalktı zaten. Dur kalk, dur kalk. Buyurun şöyle vereceğim. Tamam üstü de kalsın. Ay. Laf aramızda ikna kabiliyetime güvenirim. Kadının köşkü bana istediğim fiyatla satacağına eminim. Yapma abi bu. Eğer mesele benim payımsa vallahi kuruş istemiyorum. Abi kadınla da konuşurum, tekrar konuşurum. Abi kıyma canımı. Çok talihlisin. Dedim ya bugün keyfim yerinde. Madem bu kadar çok seviyorsun yaşamayı, sana bir bilmece sorayım. Cevabını bilirsen yaşarsın. Tabii, sor abi, sor. Bir hükümdar varmış. Bütün mahkumları karşısına dizmiş. Hepinize birer soru soracağım. Cevabı bilenin cezasını yarıya indireceğim demiş. Bak, ben daha insaflıyım. Cevabı bilirsen canını bağışlayacağım. Ne diyordum? Ha. Hükümdar mahkumlara birer birer sorularını sormuş. Cevabı bilenlerin cezası yarıya inmiş, bilemeyenler kaldığı yerden devam etmiş. Derken ömür boyu mahkum birine gelmiş sıra. İyi dinle. İyi düşün. İşe bak ki
ömür boyu mahkum, sorunun cevabını bilmiş. Aa! Peki, sence onun cezasını nasıl tayin etmişlerdi, yarıya indirmişler? Neticede adam ömür boyu mahkum. Tek cevap hakkın var ona göre. Tek bir cevap. Şimdi abi, adam 40 yaşında olsa. Hı. 40 daha yaşasa. Yarıya indirseler 20 yapar. 20 yapar abi. Yazık. Olmadı. Oysa bir gün hapiste, bir gün dışarıda. Bir gün hapiste, bir gün dışarıda yaşar deseydin sen de yaşayacaktın. Abi, Ayten Hanım geldi, seni görecekmiş. Alın bunu, sonra da Ayten Hanım'ı gönderin. Yasin. Günaydın Yusuf Bey. Kusura bakmayın, sizi de böyle bu saate rahatsız ettim. Olur mu Ayten Hanım? Benim için gün çoktan başladı. Buyurun. Abi olacak iş mi? Ne işi var bu çocuğun senin yanında? Duydun işte Yasin. Git desem Necdet'in yanına gidecek. Abisi o. Düşmanlık edecek değil ha. İnsanlık da etmez. Ciğeri bozuk herifin. Zaten kapıma geleni kovmak bana yakışmaz. İyi abi. Sen bilirsin. Kimsesizler yurdu gibi her geleni evlat edin sen. Sen ne yaptın? Haydar abiden bir iz var mı? Gece konudaki evine ekip yolladım, orada değil. Bir kardeşi varmış. Onun adresini arıyorum şimdi. Oraya baktıracağım. Vakit yok Yasin. Adam buldukları dakika solunu kesecekler. Tabii bulmadılarsa. Ne yapayım abi? Elimdeki bütün imkanı seferber ettim. Lafım sana değil kardeşim. Elimin mahkumluğuna kızıyorum ben. Gene belgene düştü işim. Bir gideyim sorayım bakalım ne biliyor bu mevzu hakkında. Kadının istediği dosyayı bulamadık. Bir iz yok henüz. Biliyorum kardeşim. Bulacağız dedim ama inan nasıl bilmiyorum. O dosyayı ne zaman belgene verdim? Bu azaptan da o kadar çabuk kurtulacağım. Ama önce Haydar abi bulmam lazım. Göz göre göre adamın öldürülmesine izin veremem. Haydar abinin benim üzerimde emeği çoktur ya. Vallahi bak bana sadece okuma yazma öğretmedi. Aynı zamanda elimin ekmek tutmasına da vesile oldu. Yani nasıl diyeyim? Hocamdır o benim ya. Canım ciğerimdir. Öyledir Haydar abi. Bizim mahallenin çocuklarına da derslerinde yardımcı olur. Analarımıza ABC'yi öğretti. Çok kıymetlidir, çok. Çok. Ben de dedim hazır İstanbul yolum düşmüşken bari bir elini öpeyim öyle gideyim. Köyden de haber getirdim onu. Bir arazi kalmıştı. Oradan yol geçecekmiş, onu söyleyeyim dedim. Ama bulamıyorum ya, kime sorduysam yok diyor. Kardeş, mahalleden birkaç aileyle beraber bir hana sığındılar. Hana baktım. Baktım orada da yok. O zaman birkaç gün bekleyeceksin. Çıkar o meydana. Hay Allah ya. Talihsizlik işte abi. Ben yarın köye döneceğim. Bekleyemem ki. Nasıl yapsak? Aa dur. Bir abisi var onun. Ha değil mi? Neydi adı onun ya? Yavuz. Yavuz abi evet. Nasıl bulurum abi onu ben? Paşa bahçeye attığımda minibüs şoförü.
Abi Allah razı olsun senden vallahi. Şurasın. Osman. Şimdi açık açık söyle bana. Ne abi? Bu okulda başına gelenlerin. Şu kavga. Atılman falan. Songül'le bir alakası var mı? Yasin'le yakında kuracakları düğünle. Yok abi. Yani tamamen benle ilgili bir mesele. Songül'le hiç alakası yok. Yok abi. Artık özgür bir kadın olduğunuza göre çalışmanıza hiçbir mani kalmadı desenize. Aynen öyle. Ben de bunun için geldim zaten. Necdet'le bütün bağımı kopardım. Yani sizin de artık çekinmenizi gerektirecek hiçbir durum kalmadı ortada. Ben Necdet'ten çekindiğim için bekleyelim demedim. Doğru olan buydu. Zira bizim alemin yazılı olmayan bir takım kaideleri var. Neyse ne canım. Yani artık sahneye çıkabilirim. Ayten Hanım. Tabii siz henüz beni tanımıyorsunuz. Ama bilin ki ben büyük oynamayı severim. Ya siz? Madem bir işe kalkışacağız tam yapalım. Sahneye herkes çıkıyor. Hele bu devirde. Bence biz size bir plak yapalım. Hemen ardından tanıtım konserleri. Ülkenin bütün büyük şehirlerine turneler. Her yerde afişleriniz. En mühim dergilerde röportajlarınız. Boy boy posterleriniz. Anlayacağınız. Alelade bir gazino sanatçısı değil. Bir yıldız yaratmaktan bahsediyorum. Siz şaka yapmıyorsunuz değil mi? Sahi mi söylüyorsunuz? Bit tabii Ayten Hanım, bunun şakası olur mu? Evet, biraz uğraşacağız. Ama ya olursa? Ne dersiniz Ayten Hanım? Bir yıldız gibi parlamayı siz de ister misiniz? Elbette isterim. İstemez miyim hiç? Her gün dükkana gidiyorum. Sen ortalığa göz koy. Tamam abi, buradayım ben. Bak, bu çok güzel Aysa. Bir akşam müşteri gidince bunu saçında deneyelim, olur mu? Olur. İnşallah o gün bir de randevum olur. Ne bileyim, biri beni sinemaya falan davet eder belki. Ama nerede bende o talih? Bu işler talihle olmuyor Aysel Hanım. Akıl lazım, akıl. Hem ben sana kaç kere dedim, aşk bir safsata diye. Ben inanmayı seviyorum abla. Hem biliyorum bir gün beyaz atlı prensim gelecek. Ya da sen beklerken bal kabağına dönüşeceksin. Ay abla, baksana şahaneymiş. Bunu da kessek mi? Basit kızım o. Ay o ne be?
Aa, ama bak. Bak bu çok güzelmiş. Ay! Mahir! Hoş geldin de. Bir de gelirken haber verseler. Böyle patladanak girmesen içeri. Karadayı Bey, hoş geldiniz. Ayşe, toparla şunları hadi. Çık. Size ne ikram edelim? Bir şey istemem. Aa, olur mu? Çok güzel çayımız var. Ya da isterseniz ben size kendi ellerimle kahve yapayım. Hem belki sonra fal da bakarım ha. Aysel çık. Hayırdır? Bana güzel haberlerin mi var yoksa? Yok. Henüz bulamadım dosyayı. Arıyorum. Beni ziyarete geldin ama. Sana bir şey soracağım. Daha doğrusu birini. Dinliyorum. Benden önce bulurlar sorduracaklar. Zaten bu sebeple arıyorlar ya Mahir. Öldürmek için her anda yapabilirler. Ama sen bunu istemiyorsun. Çünkü mizacına ters. Bak Berlin. Niyetimi nasılsa öğrendin. Biliyorsun. Bu yüzden senden saklamayacağım. Evet, Haydar abinin ölmesini istemiyorum. En başından beri hem de. O yüzden sakladım onu. Çünkü sen iyi kalplisin. Ne kadar sert bakarsan bak. Artık beni korkutamazsın. Ben senin o merhametli yüreğini gördüm bir kere. Geldiniz. Şu an meşgul de kendisi. Ay, çok özel bir misafir var. Öyle mi? Evet öyle. Çok özel. Ziyadesiyle. Peki görüşmesi ne zaman biter bu çok özel misafiriyle? Ay bilmem ki. Belki 5 dakika, belki 1 saat. Ay belki de hiç bitmez. Ay ben bunları size niye anlatıyorsam. İşte bendeki de boş boğazlık. Siz şöyle buyurun, Belgin Hanım müsait olana kadar. Hem ben bu arada size pedikür yapayım, boşuna da beklememiş olursunuz. Pek fazla vaktim yok benim. Ay anlıyorum da hanımefendi. Yani ben şimdi gidip görüşmeyi bölemem ki. Kusura bakmayın. Hanımefendi, ben Belgin Hanım'ın davasına bakan hakimim. Rica ederim iletir misiniz geldiğimi? Ay Hakime Hanımcığım baştan söylesenize. Ben sizi müşteri zannettim, kusura bakmayın ne olur. Yalnız bak, sen bu insaniyetinle fazla barınamazsın aramızda. Şimdi değilse bile yakında bir açık verirsin. Bizimkiler de koca ummanda kan kokusu almış köpek balığı gibi yakalarlar açığını. Bırak bana ders vermeyi.
Belli ki öldürmedim diye bu işin içine katmayacaklar beni. Haydar abi buldular mı, bulmadılar mı onu öğren bana. Pardon, rahatsız ettik. Hakim hanım sizi görmek istedi de. Ben başka zaman. Aa, olur mu öyle şey? Yabancı mıyız ayol? Hem çok zamanında geldiniz. Şahane bir zamanlama. Ben de tam Mahirciğime akşamki yemeğimizden bahsediyordum. Siz uzun zamandır da görmemişsiniz de birbirinizi. Ne yapsak, bir kahve mi içsek acaba? Aysel! Ben gidiyorum. Tamam hayatım. Ben haber vereceğim, olur mu işim bitince? Karadayı be. Ay, rüzgar gibi geçti. Clark'a ben mübarek. Yalnız. Eliniz ayağınız dolaştı. Bir kolonya falan mı dökseniz acaba? Ha? Zor. Zor tabii. İnsan eski sevgilisini görünce böyle bir kötü oluyor değil mi? Bakın Belgin Hanım. Ben size yardım etmeye çalışıyorum. Ama siz sürekli haddinizi aşıyorsunuz. Kişiliğiniz böyle, anlıyorum. Ama sabrım kalmadı artık. Eğer bu tavrınıza devam ederseniz... ...sizin için çok tehlikeli olur. Bey fırtına gibi çıktı. Hakime hanım desen öyle. Ay, tüylerim ürperdi yeminle. Yok bir şey. Hakime hanım için nahoş bir karşılaşma oldu, o kadar. Ay, keyfim yerine geldi benim. Sen bana bir İngiliz çayı yapsana. Şu böyle kokulu olan var ya, ondan. Hadi, hadi canım. Çekil. Çekil Mahir. Yapamam. Seni şimdi durduramazsam bir daha hiç durduramam Feride. Ağlama sen. Ağlama, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İnan değil. Yapma Mahir. Bana bunu yapma. Çok özür dilerim. Böyle olsun istemedim. Neden bana yalan söyledin? Ha? Neden sözünü tutmadın? Söyle Mahir, neden? Hepsini anlatacağım. Her şeyi. Ne olur izin ver bana. Nasıl inanacağım ben sana? Öldür beni. Öldür ama böyle deme. Gözlerine şüphe düşerse nefes alamam ben Feride. Anlatacağım her şeyi. Ne olur izin ver bana. Ne olur.